10. sınıflar 2. dönem 1. Türk dili ve edebiyatı yazılı provanız hazır. Biliyorsunuz ki bu provalardan hemen önce bir yazılı senaryosu MEB'in verdiği kazanımlara göre bir yazılı senaryosu çektim. Onun dışında bir de full tekrar çektim ama benden biraz daha böyle çalışma istediniz. O yüzden bu çalışmaların devamı geldi. Biraz romana yöneleceğiz. Roman türlerini ve aslında uygulamalı bir şekilde roman özelliklerini görmüş olacağız. Bunun dışında bu yorumlarda gördüğüm bir istekse bunun dışında benden neler istiyorsanız aşağıya mutlaka yazınız. Yazılınız başlayana kadar olacak yazılınız olana kadar ben çekmeye hazırım arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncesinde buradaki esasımız nedir? Full tekrarımızı izlemek, yazılı senaryomuzu izlemek ondan sonra da yine bu çalışmamıza bakmak olacaktır. Bunun dışında tabii ki siz 10. sınıfsınız ama birkaç ay sonra artık ne olacaksınız? 11 olacaksınız. Ve edebiyat tabii bazılarımız seçecek, bazılarımız seçmeyecek. eşit ağırlık sözel olmayan sayısal olan öğrencilerimiz yine Türkçe ile muhatap olmuş olacaklar. Bu noktada da benden çok fazla tavsiye istiyorsunuz. En büyük tavsiyem paragraf çalışmanızdır arkadaşlar. Bir paragraf rutininiz mutlaka olsun. Günlük 20 adet soru çözmeniz sizin için yetecektir. Bakın sadece 20 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. 20 dakikanızı ayırdıktan sonra paragraf sorunlarınız nihayet erecektir. Bir de bizim paragraf kampımız var biliyorsunuz ki iki tane kitabım çıktı ve bu iki kitapta aslında tüm paragraf sorunlarınıza ilaç olacak nitelikte. Mutlaka şu kitabı kitapla başlayıp 21 günde bu kampımı bitirin. Ondan sonra bir de soru bankamız var. Onu da bitirdik sonra gerçekten ciddi manada teknik görerek ilerlemiş olacaksınız. Teknik teknik ilerledikten sonra zaten paragraf sıkıntılarınız da son bulmuş olacak. O zaman o zaman hazırsanız nefis bir bu tekrar niteliği taşıyan bir dersimiz daha geliyor. Şunu da söylemek isterim ki PDF'miz www.turceninmatematiği.com adresinde ücretsiz olarak da sizlere sunulmuş olacak. Hadi başlayalım bakalım. Ben size romanları tanıtacağım. Aslında sizden istediğim aşağıdaki bilgilerden verilen romanları bulup yazarını ve konusunu karşısına yazmanızdır. Buradaki esas noktamız yani esas sizden beklentim bu romanı tanımış olmanız ve özelliklerini birazcık da konuşacak olmamız diyorum arkadaşlar. Romantizm akımının etkisiyle yazarın e, yazılan eserin baş kahramanı Ali Bey annesiyle yaşayan, temiz yaratılışlı, hayatı bilmeyen bir gençtir. Bakın Ali Bey'miş karakterim. Hayatı bilmeyen, temiz yaratılışlı bir genç görüyorum. Bir gün Çamlıca'da gördüğü kötü karakterli Mahpeyker'e aşık olur. Annesinin tüm uyarılarına rağmen Ali Bey gerçekleri fark edemez. Yaşanan birçok kötü olay sonrasında Ali Bey gerçeği görür ancak son pişmanlık fayda etmemiştir. Şimdi size böyle bir diyelim ki eser içeriği verdi. Hemen aklınıza ne gelecek? Ali Bey geldim değil mi? Mahpeykar geldi ve Çamlıca Tepesi geldi. Artık arkadaşlar bu özellikler bana intibah romanını veriyor. Ve intibah romanını biraz konuşacak olursak Namık Kemal'e ait bir romandır. Ve Namık Kemal'in intibahı bizim edebiyatımızda ilk edebi romandır. Özellikleri önemli değil mi? İlk edebi roman, ilk tarihi roman bunlar çok çok kıymetli. Hatta ben size bir kodlama yapmıştım. Kodlama videolarımda mutlaka izliyorsunuz biliyorum. Şöyle bir hatırlayalım mı kodlamamızı? CZN kebap vardı değil mi? CZN kebap vardı. CZM kebapta ne yapıyorduk arkadaşlar? Türkler böyle çok hoşlarına gidiyordu. Hatta yurt dışından gelenler de. CZM kebaba gelip bu tarihi kebapçıda mutlaka bir kebap yemek istiyorlardı. E, çünkü İstanbul'un en tarihi kebapçısıydı. Ve çok da böyle revaçta olan bir kebapçıydı. CZM tarihi kebapa gelip kebap yemek çok çok önemliydi. Ama öncesinde diyorlardı ki biz bir adet bir intibah çorbası içelim. Çünkü biz çok edepli insanlarız. Önce bir çorbamızı içeriz. Ondan sonra da CZM kebaptan yeriz diyorlardı. O zaman bu kodlama bize şunu mu hatırlatıyordu? CZM kebap... bak tarihi bir kebapçıydı. Namı Kemal'indi değil mi? Cezme, Cezmi ilk tarihi romandı arkadaşlar Cezmi. İlk tarihi roman Cezmi diyorum. Ve çok edebi müşterilerdi bunlar. Edepli müşterilerdi. Hemen bir intibah çorbası içiyorlardı. İlk edebi romanımızda da intibahtı. O zaman buraya da bir yazalım mı? İlk edebi roman dediğimiz zaman aklımıza ne geliyormuş? İntibah geliyormuş. Siz de lütfen pdf'lerinize yazınız. Bu çok çok önemli. Hadi devam ediyoruz. Türk edebiyatının ilk yerli roman örneği olan eser, öksüz büyüyen kahramanın tesadüfen gördüğü kıza aşık olması ve kızın üvey babasının bu evliliğe karşı çıkması sonucunda yaşanan olaylar üzerine kurgulanmıştır. Eserde romantizmin birçok özelliğine rastlanır. Türk edebiyatında İlk yerli roman dediğimiz zaman arkadaşlar Taşkı Talatla Fitnat akıllara gelecek değil mi? Taşkı Talatla Fitnat akıllara gelecek ve bu eser aslında Talat ile Fitnat diyelim. Bu eser aslında bize şunu da göstermiş olacak mı? Taşşık-ı Talat ile Fitnat. Evet, edebiyatımızda ilk yerli romandır ve Şemsettin Sami'ye aittir diyoruz. Şemsettin Sami'ye aittir diyorsunuz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Doğu-batı çatışmasını işleyen roman, iki zıt kültürü temsil eden kahramanların etrafında çek, e, şekillenir. Bakın, doğu-batı çatışmasını istiyorum sizden ve iki zıt kültürü istiyorum. Kahramanlardan biri Alafranga hayata meraklı Mustafa Meraki Efendi'nin rahat şartlarda büyümüş, sorumsuz ve amaçsız oğludur. Demek ki Mustafa Meraki Efendi babasıymış. Kimin babası şimdi göreceğiz. Yazalım ama karakterlerimiz kimmiş? Mustafa Meraki Efendi diyeceksiniz ve onun bir oğlu varmış tamam Diğeri ise küçük yaşta babasını ve daha sonra annesini kaybetmiş Fedai Kalfa isimli dadısı tarafından büyütülmüş, Fransızca bilen kültürlü, ilkeli değerlerinden değerlerinin farkında bir gençtir. Romanda doğu medeniyetini temsil eden kahramanın çalışarak ilerlemesi, buna karşılık batı özentisine sahip kahramanın hayattaki başarısızlıkları anlatılır. Evet bir de kim varmış? Fedai Kalfa'mız varmış. O zaman diyoruz ki e, Fedai Kalfa tarafından büyütülen bir genç varmış. O zaman bu eser diyoruz ki Mustafa Meraki Efendi kimin babası arkadaşlar? Felatun'un babası. Ee, rahat şartlarda Felatun Bey ile Rakım Efendi bu eser. Ve sorumsuz amaçsız oğlu Felatun Bey ile Rakım Efendi değil mi? Felatun'un babasıdır Mustafa Meraki Efendi ve diyoruz ki bu eser yine fedai kalfadan da hareketle Felatun Bey ile Rakım Efendi'dir. Zaten biz neyi işledik, ne, neyi söylüyoruz burada Felatun Bey ile Rakım Efendi size hemen böyle Felatun ve Rakım'ın özelliklerini vermek zorunda değil size neyi verecek arkadaşlar bakın başka karakterlerin burada babasını verdim değil mi? Ya da bir diğerinin kalfasını verdim. Dolayısıyla burada bu nokta bizim için oldukça kıymetli Doğu Batı çatışmasını işleme ...önemli. Felatun aslında... Batıdaki Eflatun gibi düşünebilirsiniz Platon yani. Rakım ve Batı'yı sembolize ederken Rakım ise doğuyu sembolize ediyor. Bey ve efendi kavramlarının kullanılmasının sebebi de budur diyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Türk edebiyatında yanlış batıllaşmanın eleştirildiği önemli romanlardandır. Roman kahramanı Bihruz babasından kalan mirasla savurgan bir hayat süren, her fırsatta Fransızca konuşmaya çalışan, arabalara meraklı, Batı'ya özenen bir tiptir. Bir gün Çanlıca'da gezerken Periveş adında bir kadına aşık olur. Periveş Behruz'un sandığı gibi iyi biri değildir. Behruz'u çeşitli ortamlarda küçük düşürür. Sonunda Periveş, gerçek Periveş'in gerçek kimliğini öğrenen Behruz toplum içine çıkamaz ve utanç dolu bir hayat sürer. Arkadaşlar burada Periveş ve Behruz ben şöyle kodlamıştım hatırlıyor musunuz? Periveş ve Behruz Şöyle yazayım bu. Periweş İstanbul 34 diye kodlamıştım. Hatırlıyor musunuz? Periweş Hanım 34 diye kodlamıştım. Bihruz bir gün Instagram'da gezerken keşfetine birden Periweş Hanım 34 kişisi düşüyor ve sarışın bomba bitip çok hoşlanıyor Bihruz ondan. Hemen bir istek gönderiyor. Hemen bir mesaj gönderiyor. Ancak cevap alamıyor. Daha sonra ee, ...Üsküdar'da gezerken... ...bir gün böyle arabasıyla geziyor tabii... ...arabası son model... Bir, ...süper bir tip Bihruz ve e, batı özentesi... ...taklitçi bir tip olarak karşımıza çıkıyor... ...arabasıyla gezerken birden bir bakıyor... ...aa Periveş, Periveş hemen bunun arabasını çok beğeniyor... ...ve geliyor diyor ki... ...aa araban da güzelmiş diyor... ...sonra bir da diyor ki... Ah şu kızlar ah şu kızlar hadi gel de seni şöyle bir gezdireyim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla Peri Veş Hanım 34. Keşfetinde düşüyordu ya Keşvi Bey var bir de burada. Onu da biz bence ekleyelim. Karakterlerden hareketle çünkü e, bulmaya çalışacağız. Keşvi Bey, Peri Veş 34. Behruz deyince akıllara ne geliyor? Araba sevdası geliyor. Peki kim yazmıştı araba sevdasını söyler misiniz lütfen? Evet harikasınız. Araba sevdasını kim yazmıştı? Recaizade Zadem, Mahmut... Ekrem yazmıştı arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem deyince akıllara araba sevdası gelmeliydi ve araba sevdası ilk realist romandı değil mi? İlk realist roman yanlış batılılaşmayı da anlatmış olması ve bu yanlış batılılaşmanın eleştirilmiş olması oldukça önemliydi diyoruz. Hadi devam edelim. Ali Bey başını kaldırıp Fitnat'ın yüzüne baktığı gibi bir halete geldi ki tarif kabul etmez. Gayetle müteessir oldu. Nasıl müteessir olmasın ki? Fitnat'ı görmekle güya eski karısını gördü. Aynı boy, aynı yüz, aynı göz. Nihayet tıpkı o. Ali Bey bunu gördüğü gibi 17 seneden beri ayrılmış ve öldüğünü işitmiş ve ölümüne kendisi sebep olduğuna zahip olmuş olduğu eski karısını görür gibi oldu. Bakın Fitnat görüyorsunuz, Ali Bey'i görüyorsunuz. Artık burada ne göreceksiniz? şu Kıtalat, fla fitnatı göreceksiniz arkadaşlar ve Talat ile Fitnat'ın aşkını göreceksiniz. Ne diyeceksiniz? İlk yerli roman diyeceksiniz. Yazarı kimdir diyeceksiniz? Şemsettin Sami'dir diyeceksiniz. Evet, en önemli yazarlardan bir tanesi edebiyatımızda Şemsettin Sami esasında bir dil bilgi nedir kendisi. Daha çok dil bilgisiyle ilgili çalışmalar yapar. Filolog diyebilirsiniz. Ee, Ali Sami'nin de dedesidir. Ee, dolayısıyla daha böyle dil bilgine işte Kamusi Türkiye, Kamusi Alem, Kamusi Fransevi gibi sözlüklerin yazarıdır. Ama yerli romanımız olan Taşkı Talat ile da yazması oldukça önemlidir diyoruz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Çok iyi gidiyoruz. Şu esere de hemen bir bakalım. Şöyle bir düzenleyelim. Türk edebiyatında köyü anlatan ilk eser olması bakımından önemlidir. Eserde Antalya'nın Beymelek köyünde yaşayan fakir bir çiftçinin hayatın gerçekleriyle yüzleşmesi ve yaşadığı zorluklar anlatılır. Kahraman tarlasını sürmek için gerekli parayı bulamayınca tefeciden para alır. Ancak borcunu ödeyemez ve kavgalı olduğu zengin çiftçi Yosturoğlu'nun yeğeniyle kızı Huriye evlendirir. Bakın şimdi karakterleriniz kimlermiş? Yosturoğlu var tamam mı? Yosturoğlu var. Yosturoğlu bir. Olaylar nerede geçiyormuş? Antalya'nın Beymelek köyünde geçiyormuş. Tamam. Bir de Huri varmış. O zaman zaten ilk köy romanımız olan Karabibik akıllara gelecek gibi. Mi? Karabibik akıllara gelecek. Karabibik tabii naturalizmin özelliklerini de gösteriyor. Buradaki karakterler Antalya ağzıyla konuşturuluyor arkadaşlar. Çünkü naturalizmde bu vardır. Evet soya çekim çok önemlidir ama kişiler orada bulundukları ağızlarla konuşulurlar. Özellikle toplumcu gerçekçi romanlarda da bunu net bir şekilde görürsünüz. Bunu da söylemek isterim. Peki bunun dışında dedik ki karabibik. Karabibik nedir diyorsunuz? İlk köy romanıdır diyorsunuz arkadaşlar. İlk köy romanı olması oldukça önemli diyoruz. Hadi devam edelim. Onlar konuşurken Suat düşünüyordu ki Zevci gibi kalabalığı sevmez bir adam değil. Kalabalık içinde büyümüş Necip Bey bile kendine bir eş bulursa burada Zevci'nin cehennem dediği bu köşede yaşamaya razıydı. Ve Süreyya'yı böyle daima böyle pür Pürgü, şaiş ve yalnız beraber olmaktan başka her türlü endişeden muarrağı tutamamak ona büyük bir felaket gibi geliyordu. Bakın aslında Suat, Süreyya ve Necip üçlüsünü görüyorsunuz burada. Şunu söylemek istiyorum. Burada aslında Suat ve Süreyya evliler tamam mı? Suat ve Süreyya evliler. Daha sonra Necip bunların arkadaşları ve daha sonra... E, Suat'la Necip arasında da bir aşk başlıyor arkadaşlar. Ama bu aşk tabii ki oldukça yasak bir aşk. E, yazarımız kimdir? Eylül romanından alınmıştır bu metin. Eylül de bizim ilk edeb e, ilk özür dilerim psikolojik romanımızdır ve yazarımız kimdir diyoruz? Mehmet Rauf'tur. Tamam mı? Mehmet Rauf'un Eylül'üdür diyoruz ve neymiş? Eylül ilk psikolojik romanmış. Tamam mı? İlk psikolojik roman diyoruz evet ilk psikolojik roman Eylül. Peki hadi devam edelim. Salonda bu işler cereyan eylediği müddet Rakım öte tarafta Ziklas'a dahi böyle bir Alaturka ziyafetin usul ve adatını anlatırdı. Ziklas bir iki saat zevcesi ve çocuklarıyla ihtilattan memnuniyete razı olamayarak şu Alaturka'nın içine biraz da alafranga katmak ve onları kendi yanına koyu vermek suretini Rakım'a ihtar ederdi. Bakın e, Ziklas karakterini görüyorsunuz Rakım'ı görüyorsunuz. Felatun Bey ile Rakım Efendi yine Diyebilirsiniz burada değil mi? Felatun Bey ile Rakım Efendi diyorsunuz arkadaşlar. Ve kim e, yazarını zaten konuşmuştuk hatırlarsanız. Ahmet Mithat Efendi'ydi. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Hadi devam. Türk edebiyatının esaret ve kölelik konularını işleyen ilk romanıdır. Bakın ne görüyorum? Esaret ve köleliği görüyorum. Romanda esir tüccarı tarafından kaçırılan Dilber adından 9 yaşındaki kızın yaşadıkları realist bir üslupla anlatılır. Dilber gittiği konaklarda evin hanımlarından ve hizmetçilerinden eziyet görür. Asaf Paşa'nın konağında iyi karşılanan ve eğitim alan Dilber, evin oğlu Celal Bey ile yaklaşınca Mısır'da zengin bir konağa satılır. Konakta harem ağası olan cevher, kızı acır ve kızı İstanbul'a sevdiği gencin yanına yollamak için çaba sarf eder. Ancak işler yolunda gitmez ve cevher ölür. Dilber ne yapacağını bilemez ve çaresizlikle kendini Nil nehrine atar. Burada da sergüzeş diyoruz arkadaşlar. Dilber karakterinin aslında köle ticaretiyle alınıp satılması ki bu dönemde esaret konusu çok çok önemli ve çok fazla anlatılıyor. Dilber karakterinin köle ticaretiyle alınıp satılmasını görmüş oluyoruz. O zaman ne diyor? Diyorsunuz, dilber karakteri diyorsunuz, sergüzeş diyorsunuz ve sergüzeş kim tarafından yazılmıştır? Sami Paşa Zade, Sezai tarafından Sami Paşa Zade, Sezai tarafından yazılmıştır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sergüzeş, Sami Paşa Zade, Sezai. Hadi devam edelim. Son bir name tufanı ile nagehani bir karar bütün bu hayalat silsilesine hatime çekti. Ahmet Cemil sanki bir rüyadan uyandı etrafına baktı. Şimdi her şey hakikate ricat etmiş oldu. Başını çevirdi. Burada niçin bulunduğunu anlamak için düşündü. Baktı. O vakit tahttur etti. Arkadaşlar şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasında olacaklardı. Bakın Ahmet Cemil demek aslında ne demek arkadaşlar? Ahmet Cemil demek mai ve siyah Demek tamam mı? May ve Siyah Roma'nın en önemli karakterlerinden bir tanesidir ve aslında şunu söyleyebiliriz ki May ve Siyah'tan hayal hakikat çatışması da işlenir. Biraz içeriğini konuşacak olursak hayal hakikat çatışması diyelim. Biraz içeriğini konuşalım hadi birlikte. Burada şunu görüyorsunuz arkadaşlar, hayal hakikat çatışması esaslı bir eser ve şunu göreceksiniz. Ee, Ahmet Cemil bir eser kalemi almak istiyor. Bir roman yazıyor. Ondan sonra yayın evlerine götürüyor. Bu romanı basmak istiyorum diyor. Ancak pek çok yayın evi buna karşı çıkıyor. İşte bu romanın çok uzun olduğundan, basılmasının zor olduğundan vesaire dem vuruyor. Sonra bunun üzerine Ahmet Cemil e, mayı bir gecede hayal kuruyor bu romanla ilgili. E, bu romanı işte geniş kitlelere ulaştıracağım, satacağım, ondan sonra tanıtacağım vesaire. Ama mayı bir gecede kurduğu hayaller siyah bir gecede son buluyor ve romanın yakıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hayal hakikat çatışmasını görüyorsunuz ve mavi ve siyah dediğimiz gibi Halit Ziya Uşaklıgil'in de yine önemli eserlerinden bir tanesi olmuş oluyor diyoruz. Evet bu roman çalışmamız bu kadardı. Şimdi biraz doğru yanlış yapalım. Aslında öğrendiklerimizi de bir nebze de olsa şöyle bir pekiştirelim istiyorum sizinle. Ee, Servet-i dönemi romanlarının başlıca teması hayal-hakikat çatışması mıdır? Evet genel olarak hayal-hakikat çatışmasına yer verilir. Doğru diyorsunuz. Roman batı seviyesine Servet-i döneminde mi ulaşmıştır? Evet. Özellikle Halit Ziya Uşaklığı ile romanın babası demiştik biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi olacak. Halas Halit Ziya Uşaklıgil'in toplumsal konu romanıdır. Hayır yanlış. Halas kimindir biliyor musunuz? Mehmet Rauf'undur ve Mehmet Rauf Halas'ta Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır aslında. Servet-i Fünun için bir farklılık da görüyorsunuz. Servet-i Fünun romanında romantizmin etkisiyle tek yönlü kişilere ele alınmıştır. Hayır aksine çok yönlü kişilere yer verilmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar Servet-i Fünun toplumunun önde gelen temsilcilerindendir. Servet-i Fünun'un değil ama Servet-i Fünun'un bağımsızıdır arkadaşlar. Servet-i Fünun toplumunun değildir o yüzden yanlış bir bilgi. Bu da görmüş oluyoruz. Şöyle yanlış diyelim. Fecrati romancıları Servet-i romancılarından daha başarılıdır. Yanlış çünkü Fecrati de roman yok zaten değil mi? Bu da yanlış bir bilgi. Servet-i romanlarında olay genellikle yalı, konak, köşk gibi mekanlarda geçer. Bu da elbette doğru bir bilgi. Türk Edebiyatı'na ilk başarılı nesil romanı Mehmet Rauf'un Eylül'üdür. Hayır Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik romandır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik roman olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bu da diyoruz ki yanlış bir bilgidir. Evet hadi bakalım. Aşağıdaki parçayı okuyunuz. Servet Efyon'un döneminin dil ve üslup anlayışıyla ilgili çıkarımlarınızı boş bırakılan yerlere yazınız istiyorum. Hadi birlikte bir bakalım. Bir rüya içinde yahut sihir alemi karşısındaydı. Kemanların titreyen eninleri, flautanın kahkahaları, sanki bu aletlerden bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak, kalatlanarak uçuşan küçük küçük nameler birbirine atılıyor. Birinden ötekine bir hicran sedası, ötekinden bir ızdırap enini, şundan bir taassür nalesi, diğer birinden bir ümit cevabı çıkarak bütün o bişare insan ruhuna mahsus acılıkların tatlılıkların hazinesi taşıyor. Mai siyah kelebekler gibi uçuşarak birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar, yükseliyorlar. Sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine, şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. İşte, işte şu aşağıya süzülen şu yukarıya uçuşarak siyahlara bürünen soluk ziyalar. Bağrağına elmas bakın. O kadar çok kapalı bir anlatım var ki ne anladınız? Ben hiçbir şey anlamadım neredeyse. Osmanlı Türkçesi bildiğime rağmen, Arapça, Farsçam da fena olmamasına rağmen birkaç kelime ancak e, çıkarım yapabiliyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki, e, çıkarımlarınızı yazalım. Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü bir anlatım vardır diyoruz. Tamlamalarla yüklü bir anlatım vardır. Anlatım vardır. Dil oldukça kapalıdır diyoruz. Dil oldukça kapalıdır diyoruz. Ve daha bireysel değil mi yani burada böyle biraz da böyle hayal kırıklıkları, ümitsizlikler çünkü işte hicran diyor. Hicran gözyaşı demek, baran, e, baran elmas, baran yine yağmur demek. Dolayısıyla daha böyle e, hayal kırıklıkları da işlenmiştir diyebilirsiniz. Hayal kırıklıkları işlenmiştir diyebiliriz arkadaşlar tamam mı Peki, hadi devam edelim. Yani tabii bireysel konular Servet-i esasını oluşturur. Servet-i Fiyon'un fecrati dönemiyle ilgili aşağıda verilen bilgiler doğruysa, doğru yanlışsa yanlış yazalım. Sanat toplum içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Hayır, Servet-i fecrati tamamen bireyi anlatır arkadaşlar. Yanlış bir bilgi. Dil, Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dildir. Az önce de okuduğum üzere ağır bir dil doğrudur. Realizm akımının etkisiyle eserler verilmiştir. Doğrudur. Milli mücadele, Türkçülük, cehalet, yoksulluk gibi konular... ...işlenmiştir. Ee, bu yanlış. Ama burada sadece realizm diyemeyiz değil mi? Romantizm falan da onu da ekleriz. Servet Fünun ve E, ee, Anadolu insanı ve yaşama eserlerde... ...sıklıkla anlatılmıştır. Yanlış. O milli edebiyatta anlatılıyor. Romanlarda aydın ve seçkin insanlar anlatılmıştır. Doğru. Yüksek tabakaya... ...sesleniyorum. Konu seçiminde... ...bireyin iç dünyası ön plandadır. Bu da yine... ...doğru bir bilgi. Peki... Hadi devam ediyoruz. Tabloda verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yazalım bakalım. Servet Üfünü ve fecrati topluluklarının sosyal hayata ve onun sorunlarına ilgisiz roman anlayışının aksine milli edebiyat sanatçının eserlerinde ne ağırlıklıdır arkadaşlar? Toplumsal sorunlar değil mi? Toplumsal sorunlar ağırlıklıdır diyoruz. Peki. Milliyetçilik akımının etkisiyle yönünde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Milliyetçilik akımının etkisiyle ne diyebilirsiniz burada? Kurtuluş Savaşı yönünde önemli aşamalar. Dilde sadeleşme, hayır milliyetçilik akımı varsa değil mi? Dilde sadeleşme etkili oldu. Dilde sadeleşme etkili oldu diyebilirim. Romanlarında İstanbul dışına çıkarak ne yapacaklar? Anadolu ve insanını anlatacaklar. O zaman buraya Anadolu'yu yerleştiririm. Tamam. Romanlarda hangi akımı görüyoruz daha çok? Romantizm. Çünkü sanat toplum içindir demek romantizmde. O yüzden romantizm akımını görüyorum. Milli Edebiyat döneminde halkın yaşayışı ele alındığı için yazarlar halka doğru ilkesiyle hareket edecekler değil mi? Halka doğru ilkesiyle hareket edecekler. Romanlarda en çok işlenen konuların başında ne olacak ne, ne, olacak kurtuluş savaşı olacak değil mi kurtuluş savaşı e, işlenecek arkadaşlar yer alacak yazarlar yeni lisan makalesiyle birlikte değil mi yazarlar yeni lisan makalesiyle birlikte ne yapacaklar dilde sadeleşme hareketine uygun eserler verecekler. E, burada romantizm, romanlarda realizm ve naturalizm. Bunu da ekleyebiliriz değil mi? Yani zaten üç tane akım verdik. Peki, hadi son sorumuz artık. Çok çok iyi gittik. Güzel de bir tekrar oldu ve böyle uygulamalı bir şekilde olması güzel oldu. Dil ve içerik özelliklerinin hareketli aşağıdaki roman parçalarının Batı etkisine gelişen Türk edebiyatının hangi döneminden yani Tanzimat mı, Servet-i Fünun mu yoksa Milli Edebiyat mı olduğunu bir yazalım bakalım. İçerikten bunu çıkaracağım. Ah bu baran elmas bahçenin rakit havasını dağıtan içinde bir aşk nefası sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki ta göklerin sezilmeyen yüksekliklerinden dökülen bu nameler kah kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına deruni pest sanki sakit kah bir teessür feveranına inika kas etmişçesine patlayarak feryat ederek bazen bir şikayet nalesi bazen bir makhuriyet iniltisi çok kapalı bir dil değil mi? Oldukça kapalı bağrağına elmas diyor işte deruni diyor teessür diyor oldukça kapalı bir dil o zaman ne diyorsunuz arkadaşlar serveti fünun diyorsunuz tamam mı serveti fünun diyorsunuz. Yunanların tenbir tabancaları harp, harp sahnesini güzelleştiriyor. Top ve mitralyöz düellosu Bomba harbi olanca şiddetiyle devam ediyor. Karadağ'ın eteğine avcıya yayılan tırmanan gölgeler yeşil ve kızın kızıl ziyanın inikasıyla yanıp sönüyorlar. Hareket, kızışmış sedyeler sık geçiyor. Daha böyle işte Yunanlılar dediği için top ve işte mitral dediği için neyi görüyorsunuz aslında? O kurtuluş savaşını görüyorsunuz değil mi? O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Milli edebiyat demek zorunda olacağız. Evet. Hadi devam. Herkes işinin başına gitti. Karabibik haramını ikmal ile uğraşmaktaydı. Fakat şu öküz hesabı bir türlü zihninden çıkmıyor idi. Koca imamdan gündeliği yarım mut zahireye istiare ettiği öküzler gibi bir çift öküze kendisinin dahi malik olması halinde saadetini düşünmekteydi. Ah bir çift bir çift bu hayvanları ne kadar sevecekti. Bakın öküz falan dedi karabibik dedi. Nabizade Nazım tabii ki karabibik ve bu da bizi tanzimat dönemine götürmüş oluyor arkadaşlar. Evet, nasıldı? Nasıldı? Keyifliydi bence dersimiz. Güzel böyle bir tekrar yapmış olduk. Şöyle arkadaşlar günün sorusu da gelsin. Ondan sonra dersi bir nihayete erdirelim. Ben size K artı K tekniğimize göre bir yazım Yanlışa sormak isterim. Ben size desem ki fil dişi avcıları insafsızlaştı. Bu cümledeki fil dişini nasıl yazarsınız? Gelsin cevaplar aşağıda bir görmek isterim. Benden bunun dışında ne istiyorsunuz 10. sınıfla alakalı? Aşağıya yazarsanız hemen yazılınız gelinceye kadar çekmiş olacağım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç zaten bizim.